Ne yaptık? Merve de aldığı için çok iyi bir mangal. Kapı kolunu şarj mı edeceğim lan? Hocamlar, internetten bulduğumuz en dandik, en saçma, en enteresan ürünleri denediğim serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer yine internetten, TikTok'tan, Instagram reklamlarından gördüğümüz ürünleri topladık buraya. Bu sefer çok güzel ürünlerimiz de var, çok kullanışlı. Benim severek kullandığım teknolojik güzel ürünlerimiz de var. Hazırsanız ürünlerimizle başlayalım. Niye böyle bir şey yaptın? Bakalım bizim prodüksiyon bugün ne dandik ürün uygun görmüş. Hocam ilk ürün ne bu? Dökülmeyen tabak 80 TL. 80 TL'ye dökülmeyen tabak. Ne, çocuklar için midir daha çok? Parkinson hastaları için öneriliyor. Bir de bebeklerin kaşık kullanma alışkanlığı için. Çok enteresanmış. Şöyle bir tane kapağımız var. Ürün bu kadar zaten. Şimdi buna şöyle bir sistem yapmışlar. Bizim kameralardaki gimbal gibi ya da işte horoz kafaları böyle tutarsın sabit durur ya. Onun gibi aslında mekanizması var. Bunu çevirdiğiniz zaman bu içindeki zımbırtı da bununla birlikte dönmeye başlıyor ve aslında içine koyduğunuz sıvıyı dengede tutuyor. Rivayete göre, ama bence bir sıvı bu kadar sallanırsa falafoş olur. Şimdi biz bunu çalışıp çalışmadığını görmek için atıyorum diyelim ki sıcak çay taşıyorsun. Ne olacak? Sıcak çay geliyor. Evet, sıcak gerçekten. Hadi bakayım. Biraz koydum. Olmaz lan bu. Artık şey oldu düşünün. Bütün kıraathaneler bu sisteme geçti. Artık çaylar böyle dağıtılıyor düşünün. Atıyorum amcam. Bir dakika, şimdi ben gidiyorum. Dünyanın en kötü çay taşıyan insanıyım diyelim. Birazcık çok sallayınca akıyor ama bak, asıl bir çaydanlıkla yapmanız gereken şudur hocam. Bunu ters çevirebiliyorsan her şey okeydir. Aha. Biraz akıyor ama. Oğlum iyi lan. Hocam damlatıyor ama dökülmüyor, akmıyor. Aha. Evet, bayağı döktü şu an. Saçmalık yani, belki çocuklar için, belki bir çocuğunuzu ileride ne bileyim şöyle bir yeteneği olsun istiyorsunuzdur. Bir çaydanlıkta böyle bütün çayları tek seferde çevirebilsin istiyorsunuzdur. Ona alıştırmak için çocuğunuzu böyle bir şey alabilirsiniz. Ama onun dışında ben bir şey göremedim hocam. Ben bunu 10 üzerinden 2 veriyorum. Hadi canla yap. Oha! Yapıştırdın mı kız onu? Aaaa! Bak bak, o makineler, aletler yalan. Evet, sıradaki ürünümüz geliyor. Ne bu? Projektör. Lazer klavye 550 TL. Ne? De niye verdik 550 lira buna ya? 550 liraya lazer klavye almışız. Bunları belki görmüşsünüzdür daha önce. Böyle bir cihaz, altından projeksiyon çıkıyor ve siz aslında istediğiniz yüzeyi klavye haline getirebiliyorsunuz. Basıyorsunuz ve onu algılıyor. Telefona, bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Bakalım nasıl bir ürünmüş. 550 lira olduğuna göre çok iyi bir ürün olması lazım bence. Evet yani. Arkadaşlar, aletimiz bu. Böyle bir plastik bir mekanizma. Şuradan bir şöyle sanıyorum bir sensörü var. Bir tane de böyle ışığı yayan bir zımbırtısı var. Aletimizi açtık. Evet, projeksiyonumuzu koyduk. Şurada böyle bir klavye şeması yansıtıyor. Bunu istediğiniz yüzeye yansıtabiliyorsunuz. Biz masaya yansıttık. Yüzey de ne kadar pürüzsüz olursa aslında o kadar güzel bir performans sergiliyor. Biz mousepad'e koymaya dedik de mousepad'de çalışmadı niyeyse. Bluetooth'la telefona da bağladık. Şimdi telefonda notlarda istediğimizi yazabiliyoruz. Bilgisayara da bağlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Ben Orkun ışıtmak yaz... Aa, doğru yazdım bu sefer. Deneme... Yok. Pazartesi, salı, çarşamba. Ne yazdı? DFNM pazartesi dalı ciramba yazdı. Ben bastım bütün tuşları oraya. Bak mesela şeyi deneyelim. Atıyorum bir sembol yapmayı, kesme işareti yapmayı deneyim. Bence çok zor olacak. Oluyor lan. Shift kolay çalıştı. Enteresan. Bir daha deneyelim. Evet, vallahi şu an sembolleri yapabiliyorum. Evet, biz şu an çok hızlı yazma sitesine girdik. Burada böyle dakikada kaç kelime yazdığımızı takip edebileceğiz. Bu klavyeyle yazmak, doğru yazmak gerçekten çok zor. Çünkü 3 yazdığından bir tanesini kabul ediyor. Bakalım. Normalde ben 80 ile 90 kelime arası yazıyorum dakikada. Bununla bir dakikada kaç kelime yazacağız? Başlıyorum. Masa, bak şöyle bir sıkıntısı var. Masaya bastığın için tuşları hissedemiyorsun. O yüzden de neye bastığını bilmiyorsun. O yüzden her tuşa basarken kontrol etmen gerekiyor klavyeye bakıp. Çok kullanışlı gelmedi bana. Ne oldu?
oldu ya? Oha, 20'den fazla yanlış yaptığın için sonucun kaydedilmedi dedi. Ben böyle bir hatayı ilk defa görüyorum. Dakikada 8 kelime yapmışım, 20 yanlışım var. 8 doğrum, 20 yanlışım var. Ortalamamda 8 kelime dakikada. Yani bunu ne için kullanırsın? Belki böyle hani dışarı gittin, çalışacak bir yerde çıkardın, bunu koydun, telefonla bağladın, yanında klavyen yok. Belki diyeceğim ama onun yerine böyle şeyler var. Rulo klavyeler var, sarmalı. Onda tuşu daha kolay hissedebiliyorsun. Kauçuk oluyor. Bence daha mantıklı. Bunu hiçbir yerde kullanamazsın kardeşim. Yani yazdığın şey ASDF GH değilse, anlamlı bir şey yazmaya çalışıyorsan mümkün değil. Berbat bir ürün. 550 lira. Git 10 tane klavye al. Bu değil ama bence. Hocam ben buna 10 üzerinden 2 veriyorum. Soyacak, soyacak, soyacak. 330 TL'ye bu benim meyvelerimi, sebzelerimi soyduğunu iddia eden bir ürün. Normalde ne yapıyoruz? Alıyoruz, fış 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 soyucuyla soyuyoruz. Bu kendisi otomatik soyuyor. Mesela atıyorum patatesciniz var. Belki patatescilerde de görmüşsünüzdür bunu. Patatesi takıyorsun, patatesi döndüre döndüre soyuyor. Kullanışlı olabilir. Güzel çalışıyorsa eğer. Böyle meyve sıkacağından hallice bir ürüne benziyor. Şöyle bir mekanizması var. Böyle yapıp sıkıştırıyoruz muhtemelen bunu. Şu üst tarafında boyunu koyduğumuz şeye göre, sebzeye göre ayarlıyoruz. Malzeme kalitesi berbat. Ama işte çalışıyor muyu biz görmek istiyoruz. Şimdi önce elmamızı buraya oturtuyoruz. Bu yukarıdakini de buna batırıyorum ki bu bunu sabit tutsun diye. Tamam, şimdi bastığımda çalışması ve bunu soyması lazım bence. Oh. Soyuyor. Elmanın yarısı ziyan oluyor ama gidip soyuyor sanki. Aa, nasıl yani ya? Bir şey diyeceğim, benim tahminimden iyi bir işlemdi bu. Baksana elmayı cillop gibi soydu. Yani tepesini soymadı, altını soymadı, mükemmel soymadı ama hani şeyi düşünün, günde 1000 tane patates soyan bir adam aslında bu aleti kullansa belki işini kolaylaştırır ama belki elle soymak daha da kolay olabilir. Daha zor bir şey deneyelim. Sert kabuklu, ürünleri de soyabildiğini gösteriyor. Kutunun üstünde var fotoğrafı. Oğlum bu aletten ben bu performansı beklemiyordum. Bayağı şaşırdım ya. Bak, cillop gibi bir limon. Tepesini kes, altını kes. Soyuk limon. Gayet güzel var. Şaşırdım. Ekran başında şey, o tiki olan varsa böyle limona herkes oldu böyle değil mi? Hocam 330 liraya. Ben gerçekten beğendim bunu ama işte manuel soymaktan daha verimli miye karar veremedim ama ben buna 6,5 veriyorum onun üzerinden. 330 lira iyi bir ürün. LED yüz maskesi. Ne demek lan LED yüz maskesi? 2200'te. Ne yaptık? Bunu iade et. Bunu geri iade ediyoruz. Bunu göremediğimiz bir ürün oldu. 2200 ne yapıyor bu? Yeni yüz mü veriyor bana? Ne yapıyor bu? Felaket. Üstünde böyle LED'ler var ve istediğiniz şekli, resmi, videoyu, maske şeklini çıkarabiliyorsunuz. Şurası açılıyor. Ha bak, burada şarj edilebilir bir lityum pil var. Zaten şarj aleti de çıkıyor içinden. Type-C ile şarj edebiliyoruz. Peki şuradan açılıyor. Hadi bakalım, bu ne? Niye benim yüzümde toplar patlıyor abi? Ne oldu, güzel görünüyor mu? Ya benim buradan görüş açım çok dar. Onu söyleyeyim size de. Şuradan itibaren çıktı. Şuradan altını göremiyorum yani. Şu parmağımın ucunu görüyorum şu an. Hiçbir şey görünmüyor. Ben böyle hiçbir şey yapamam hayatta. Peki diyelim taktım ben bunu, konsere gittim. Böyle bir kostüm yapmışım. Üstüne de bunu taktım. Oğlum ben bununla ne yapacağım? Ben bunu nerede kullanacağım? Ben bununla bağcılara gitsem dayak yerim. Ben bununla sokağa çıksam beni döverler. Ben ne yapacağım bununla? Ya tamam da ben billboard muyum? Ayaklı bir LED panel miyim ben? Niye ben bununla geziyorum? Bu normalde gittiğin etkinlikte kenarda durur. Yani benim niye yüzümde duruyor bu? Yok ya, berbat bir ürün bu gerçekten. Hem yüzümü kapatıyorum ve gerçekten bak şu göz kısımlarına bak ya. Yani şuradan kim görsün ben göreyim. Çok çok küçük yani, önünü göremiyorsun. Yok hocam 2200 lira bize çok güzel takıştırmışlar. Yani bunu iade edebiliyorsak edeceğiz. Yoksa ben bunu 10 üzerinden 1 veriyorum ya. Geliyor, favori ürünüm geliyor. Gelsin. Arkadaşlar benim sırt ağrısı, boyun ağrısı, fıtık ağrısı bilmem ne çekmediğim çile kalmadı. En sonunda hatta bir gittiğim doktor bana dedi ki kardeşim senin belinde bir tane fazla omurga var. Doğuştan böyle doğmuşsun. Bugüne kadar kimse fark etmemiş.
Masaja dair denemediğim bir şey kalmadı. Bu alette evde bir masaj hissiyatını vermeye en yakın alet. Ben çok uzun zamandır masaj, fizik tedavi vesaire gitmek yerine bu ve bunun gibi aletlerle gün içinde aslında kendi ağrılarımı çözmeye çalışıyorum. Bunu arabaya da alıyorum yanıma, evde de kullanıyorum. Fiyatımız ne? 2200 TL. Ben bunu 1450'ye aldım. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar bu aletin içindeki başlıkları. Şunun içinde dönen başlıklarımız var. Şuradaki büyük başlıkları küçük başlıkları var. Bu dönüyor. İsterseniz ısı verebiliyorsunuz. İsterseniz terse döndürebiliyorsunuz. İsterseniz dönme hızını arttırabiliyorsunuz. 3 hız seçeneğimiz var ama ben hızlı da kullanmayı tavsiye etmiyorum. En yavaşı en iyisi bence her zaman. Diyelim boynunuz ağrıyor hocam. Boynuma koyuyorum. Ellerimi buraya sokuyorum. Bunu buradan açıyorum. Isıtıcısını da açıyorum. Çok bastırmıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Daha kötü oluyor kaslar çünkü. Çok bastırmak iyi bir şey değil. Şu an ellerimle masaj yapmak istediğim bölgeye doğru bunu çekiyorum ve sertliğini ellerimle ayarlıyorum aslında. Bıraktığım zaman daha yumuşak yapıyor. Çektiğim zaman daha sert yapıyor ve inanılmaz rahatlatıyor. Bir Bali'ye gidip geliyorsunuz. Bir Tayland'a gidip geliyorsunuz. Bak gittim hop Tayland sahil merkez takıldım geldim. Güzel yani. Mesela diyelim daha arkası ağrıyor. Şuradan şu salıyorsun arkaya doğru. Şimdi tam böyle o kulunçlara belime koydum. Birazcık üstüne doğru yaslandım. Evet mesela şu an bir tık sert oldu. Biraz daha öne gidiyor. Daha rahat oluyor. Oğlum çok iyi. Bali mali hikaye ya. Vallahi bak ben bu aleti bulduktan sonra en iyi masaj kendi kendine yaptığın masajdır diye bir felsefe çıkardım. Nereden puan kırarım? Şarjı olmaması. Ben bunu şarjı var sanıp almıştım. Prizle çalışıyor sadece. Onun dışında da bir sıkıntısı yok. Bir tık pahalı sadece. Bu arada çok uzun süre yapmamak lazım. 15 dakikadan fazla bir yerinize yapmayın. Daha kötü oluyorsunuz. Bence çok kullanışlı. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Benim işimi görüyor kendisi. Evet. Sıradaki ürünümüz geliyor. Evet hocam. Bu tanıdık bir ürün. Bunu bana geçen yıl Merve doğum günümde almıştı. Bu bir mangal. Merve de aldığı için çok da şey diyeyim. Çok iyi bir mangal. Bitti. Bu kadar. 10 üzerinden 10 veriyorum. Geri gitti mangal. Şimdi söz meclisten dışarı. Görsel olarak, malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel bir mangal. Ama günün sonunda yani şu mangalla 30 liralık marketten aldığın mangal arasında bana çok fark yok gibi geldi. Bunun önce güzel yanını söyleyeyim. Her şeyi kapattığınız zaman bu tek böyle sepet haline geliyor. Bunun bir tane kordonu var, askısı var. O askı ile birlikte çanta haline geliyor. Bunu çanta gibi taşıyabiliyorsun ama yani bu 8 kilo falan bence. Çok da böyle rahat taşınacak bir şey değil. Açtık içimizi. Şurada bir ızgaramız var. Şurada bir kulbumuz var. Bunu da ne yapıyorduk? Yana mı asıyorduk? Bir şey oluyordu bu. Şöyle bir tane haznemiz var. Bu haznenin de üst kısmı var. Buna misket kömür kullanıyorsun. Böyle küçük topçuk kömürler kullanıyorsun. Çok fazla dağılmayan, ısıyı koruyan. Şimdi bunun en altına çöp şey olur falan diye galiba bunu koyuyorsun. Sonra üste bunu koy. Ama bunu koyduysan niye onu oraya koydum ki ben? Tamam, bunu buraya koyacağım. Bunu da bence üstüne koyalım. Kömürleri buraya atıyorsun. Üstüne bunu kapatıyorsun. Bu da bunu kaldırmak için. Ne denir buna? Instagram mangalı. Tiny House'a girdiğinde otomatik Instagramer oluyorsun ya, bu da onun gibi bir şey. Bununla fotoğraf çekilince direkt Instagramer oluyorsun gibi. 3780 TL pahalı da bir mangalmış ama hediye olduğu için ben çok beğendim ve 10 üzerinden 10 veriyorum. Teşekkür ediyorum hanım. Bravo. Hanımcılık hep kazanır. Geliyor gelmekte olan. Buyurun efendim. Ne bu? Ha, bu bizim çocukluğumuzda olan şeyin büyük versiyonu. Hafıza oyunu diye geçiyor. Farklı isimleri de var. Çocukluğunuzda mutlaka denk gelmişsinizdir. Burada böyle renkli tuşlar oluyor. Bu alet sana rastgele bu tuşlara basıyor ve sen o sırayı tekrarlamaya çalışıyorsun ve hafızanı geliştiriyorsun. Çok uzun da sürebiliyor oyun. Birileriyle birlikte de oynayabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Şurada neymiş bu? Şimdi kendisi bana bir renk gösterdi. Ona tıklıyorum. Şimdi onun üstüne bir renk daha ekledi. Aynı sırayla basmam gerekiyor. Buna tamamen odaklanmanız lazım yoksa gidiyor. Böyle 50, 60, 100, 200 tane olabiliyor.
Mesela böyle kaybettim, ne oldu, başa mı dönüyorum? Bir şey diyeceğim, inanılmaz keyifli. Yani bunu arkadaşlarınızla falan oynadığınızda çok sinirleniliyor. 30'a kadar, 40'a kadar çıkılıyor. Saatlerce sürüyor. Biz Merve'yle birbirimizi çok çok keyifli oynuyorduk. Birbirimizi boğazlayarak oynuyorduk. Yani gördüğüm en kalitelisi diyemem bu tip oyuncaklar için. Daha güzel de vardır. Siz bakkalda, çakkalda da bulabilirsiniz bence bunun benzerlerini. Biz pahalı versiyonunu almışız. Gerek var mı? Çok da gerek yok ama çok basit ve çok kolay ve çok eğlenceli bir oyuncak. Ben buna kaç vereyim? Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum hocam. Eğlenceli. Fiyat performans olarak da iyi bir ürün. Evet. Sıradaki ürünümüz ne bu? Taç Ali kapı kolu. Kaça aldı? Fiyatı 1000 TL. As nikah. Bu arkadaş bir kapı kolu. Atıyorum. Daha çok Amerika'da ve Avrupa'da görüyoruz bunları. Türkiye'de çok fazla olmuyor. Çünkü bu tahta kapıya takılıyor. Evin içindeki, ofisin içindeki kapıların normal kolunu söküp bunu takıyorsunuz. Ve bu uygulamaya bağlanıyor. Parmak iziyle o kapıyı açabiliyorsunuz. Ama bunu işte bizim çelik kapılara takamıyorsun değil mi hocam? Yok hayır. Fingerprint, password, handle, lock. Aa, malzeme kalitesi güzel la. Allah Allah. Şaşırdım. Bunu kapıya taktığımızı düşünelim. Şimdi şu tarafta görüyorsunuz ki şurada bir parmak izi okutma kısmımız var. Bak benim... Fingerprint error diyor. Çünkü benim parmak izim kayıtlı değil buna. Altta da aynı şekilde tuşlarımız var. Atıyorum. Siz evinizi kiraya veriyorsunuz. Anahtarı teslim edecek biri yok. Adam mesaj atıyor kapıya şu kodu gir diye. Sen de gidiyorsun hiç adamı görmeden, anahtarı almadan direkt kapıya bu adamın verdiği kodu yazarak girebiliyorsun. Bu kodu da daha sonra telefondan vesaire istediğin yerden de değiştirebiliyorsun. O yüzden aslında çok mantıklı, güzel bir ürün bence. Gayet güzel abi. Uygulaması var. Buradan şifreyle girebiliyorsun. Parmak iziyle girebiliyorsun. Telefondan istediğin kişiye kapı açabiliyorsun. Mesela kargo geldi. Kapıyı açtır abi. Adam atsın içeri. Devam. 1000 lira için bana çok mantıklı geldi. Benim tek gözüme çarpan şey şurada. Şarj girişi var. Ben kapı kolunu şarj mı edeceğim lan? Yani bunu ayda bir şarj ediyorsan okey ama her gün bir de ben gece yatarken efendim telefonun yanına kapı kolunu mu koyup şarj edeceğim? Ne yapacağım yani? Hani bence ürün güzel. Biz deneyemedik. Fiyatı da 1000 lira için, malzeme kalitesi de güzel. Ben 10 üzerinden buna 7,5 veriyorum. Bence bonkör oldu. İyidir. Evet hocam. Sıradaki ürünümüz. Aha. Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Kendi kullandığım, kendi ürünüm hatta. Önce fiyatıyla başlayayım. Şu anki fiyatı 32-33 bin lira civarında. Şu an tabii fiyatı uçmuş da. Bu bir müzik aleti ama her şeyi yapabiliyorsunuz ve hiç bilgisayara bağlamadan kendi içerisinde kayıt da alabiliyorsunuz. Davul sesleri de var. İşte synthesizer sesleri, istediğiniz sesi yapabiliyorsunuz. Bunun kendi içindeki hazır sesleri kullanıp şarkı yapabiliyorsunuz falan. Mükemmel bir alet. Bunu ben böyle yanımda, çantamda taşıyorum. Canım müzik yapmak istediği zaman çıkarıp yapıyorum ve sonrasında bunu istediğiniz yere de aktarabiliyorsunuz. Bilgisayara bağlı da çalışabiliyorsunuz. Bence mühendislik eseri bu alet. Bir tane synthesizer'ımız var. Bu aslında sıfırdan ses oluşturan bir arkadaşımız. Burada bunun farklı ses ayarları mevcut. Deneyelim bazılarını. Bu sesleri istediğimiz kanallara atayabiliyoruz. Burada 4 tane kanalımız var. 4 kanal kayıt yapabiliyoruz. Burada bir tane kayıtçımız var. İstediğimiz şeyi kaydedebiliyoruz. Burada bir tane mikrofonumuz var. Bak şu an beni duymaya başladınız. Aa dediniz ya da işte radyoda çok güzel bir şey duydunuz. Çataştınız bunu, oradan oraya kayıt aldınız. Onu şarkınızın içinde kullandınız falan. Burada yine farklı davul seslerimiz var. Bunun içerisine notaları bırakıyorsunuz ve rastgele o toplar sekerek ayarlayabiliyorsunuz ne kadar dönsün, nasıl olsun. Kendiniz sesi belirleyebiliyorsunuz. Çok enteresan. Şimdi hocam, mesela bir davul kaydı alalım. Tamam. Bu davulumuz olsun mesela. Ben orada küçük bir kısmı loopladım. Şimdi bak, güzel bir tane bas sesi buldum. Sesimi beğendim, ayarladım. Hemen kayda giriyorum. Güzeliz şu an. Hop, bir tane de melodi ekleyelim üstüne. Yeni kanala geçtim. Bayağı güzel oldu hocam. 3 dakikada şarkı yaptık yani. Evet. Böyle tatlış bir alet. Ben çok keyifli kullanıyorum ve hiç saçma bir ürün değil. Çok enteresan bir ürün ama çok da teknolojik, dolu bir ürün. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum kardeşim. Gerçekten kendi ürünüm olmasa da 10 üzerinden 10 verirdim. Çok iyi dizayn edilmiş bir mühendislik harikası. Yani müzik yapmayı bilsen de bilmesen de çok keyif alacağın bir alet. Ben ofise sabah getirdim, bizim herkes mıncıkladı. Evet, yine çok boktan ürünlerimiz de vardı ama çok güzel, çok kullanışlı.
teknolojik güzide ürünlerimiz de vardı. Bir sonraki seride görmek istediğiniz ürünleri mutlaka yorum olarak yazın. Biz çünkü internetten, Instagram'dan buluyoruz, TikTok'tan buluyoruz. Sizin de böyle gördüğünüz değişik ürünler olursa ya da kullanışlı olacağını düşündüğünüz ürünler olursa gönderin bize, biz deneyelim. Videoyu beğendiyseniz ve saçma ürünler serimizin devamlı görmek istiyorsanız da beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Söyletmeyin artık kardeşim, kendi içinizden gelsin. Sabah kalktığım zaman bugün ne yapacağım? Bugün Orkun'a abone olacağım diye uyan. Bir günde benim için uyan lan. Bir günde beni düşünerek uyan kardeşim. Videolara girip like atacağım diye uyan. Değil mi? Ne güzel olur. Hep biz mi yapalım ya?